Demzemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Air Fryer'da çok güzel kalçalı but tarifiyle geldim. Aynı işlemi fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sosu muhteşem bir tarif oldu. Hemen böyle iki adet kalçalı butlardan alıyorum ve üzerine bir bıçak yardımıyla çizikler atacağım arkadaşlar. Çiziklerini atmamın sebebi hem sosunu güzelce emmesi hem de pişerken çok daha rahat bir şekilde pişmesi arkadaşlar. Böyle güzelce çizikler atacağım hemen. Bu arada çizikleri atarken böyle benim yaptığım gibi yaparsanız daha kolay bir şekilde çizikler atmış olursunuz. Çizikleri attıktan sonra uygun bir kabın içerisine butları alıyorum arkadaşlar. Ve üzerine şimdi gerekli sos malzemelerini ilave edeceğim. Bu arada bir gece önceden de yapabilirsiniz bu tarifi. Birazcık zeytinyağı ilk etapta gezdiriyorum arkadaşlar. Zeytinyağı hem yumuşatıyor hem de gerçekten daha böyle bir çıtırlık sağlıyor. Üzerine yarım çay bardağı kadar süt Böyle yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ kullandım. Çok fazla kullanmadım sıvı yağ. Bütün baharatları karıştırıp ve güzel bir baharat ortaya çıkarıyorum arkadaşlar. Tuz, karabiber, kimyon, körü, birazcık zerdeçal ve kekik kullandım çok az. Böyle her tarafına gelebilecek şekilde serpiştiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde karışık olunca bence daha güzel bir baharat şekli ortaya çıkıyor ve tam bir baharat çeşidi gibi olarak serpiştirdim. Güzelce bir eldiven yardımıyla ovuşturuyorum arkadaşlar çünkü her tarafına güzelce yedirmek istiyorum. Birazcık bekletip hemen airfryer içerisine göndereceğim. Dediğim gibi siz birkaç saat önce de ya da akşamdan da yapabilirsiniz. Airfryer içerisine tam böyle ızgara bölümünü çıkarmadan e, i̇kisi sığdı arkadaşlar. Dediğim gibi böyle büyük baya kalçalı e, butlar. İkisini bu şekilde koydum. Dilerseniz yağlı kağıt kullanmayabilirsiniz. Ben böyle yağ içine e, kalsın diye kullandım. E, şimdi tavuk modu var airfryde biliyorsunuz. Airfryd tavuk modunda 190 derecede ilk etapta 25 dakika pişirdim arkadaşlar. Daha sonra kontrol ediyorum. 25 dakika sonucunda bence e, üstü çok güzel bir şekilde kızarmış. Bir tık altının da kızarmasını istiyorum. O yüzden çevirdim. Böyle yaklaşık 3-4 dakika kadar alt kısmı da kızardı. Ve artık ben de e, sunumuma geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz iftarı hazırladığım için hemen bu şekilde sizlere gösteriyorum. Ben bunu sebzeli bulgurla... E, Eşlik ettirdim. Siz dilediğiniz gibi yapıp yiyebilirsiniz. Yap deneyecek olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.